İyi akşamlar sevgili seyirciler. Uzun bir aradan sonra Ekstra Futbol ailesi olarak yeniden sizlerleyiz. Özlemişiz dostluğu, futbolu ve sizleri. İyi ki varsınız. Bu akşam çok değerli konuğum, daimi program arkadaşım Barış Aydil hocamla birlikteyiz. Profesör Barış Aydil hocamla birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski yöneticisi. Elbette ki spora dair farklı bir değerlendirmemiz olacak. Mevcut programlardan farklı diyebileceğim. Akışta göreceksiniz zaten. Bu akşam Süper Lig'in 6. haftasının önemli bir karşılaşması var derken final havasında. Başakşehir, Beşiktaş, Başakşehir arasında Başakşehir maçı 1-0 kazandı. Onunla başlayacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan abicim. Gerçekten de TGT Euro'da izleyenlerle tekrar beraber olmak çok keyifli. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Evet, o mutluluğu birlikte yaşıyoruz diyelim. Yeni yayın döneminde inşallah keyifli bir sezonu beraber geçireceğiz. Yunus Bayram'da moderatörümüz inşallah önümüzdeki haftalarda bizimle olacak. Dolayısıyla ekip tamamlanacak ve gayet keyifli bir program olacak. Ömer Çetin Bey'in, Sadık Söztan abinin destekleriyle programımız çok daha iyi olacak. Ve program içerisinde sürpriz konuklarımız da olacak konuların akışına göre. İsterseniz önce toplu sonuçları bir görelim. Sonra devam edelim kıymetli hocam. Tabii lütfen. Evet, Alanya Spor 2, Ankara Gücü 1, Konya Spor 1, Hatay Spor 0, Karagümrük 1, Giresun Spor 1, Sivas Spor 1, İstanbul Spor 1, Gaziantep 1, Ümraniye Spor 1, Kasımpaşa 2, Galatasaray 3, Kayseri Spor 1, Antalya Spor 0, Beşiktaş 0, İstanbul Başakşehir 1. Adana Demirspor, Trabzonspor maçı şu anda oynanıyor. Onunla ilgili bilgileri bize Ömer Çetin Bey aktaracak. Programın ilerleyen dakikalarında. Hocam öncelikle Başakşehir, Beşiktaş maçıyla başlayalım isterseniz. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Beraber seyrettik zaten burada. Başakşehir zaten Emre Belözoğlu'nun önderliğinde inanılmaz bir performans sergiliyor hem yurt dışında hem yurt içindeki maçlarda. Ve bugün itibariyle de gerçekten ligimizde tek gol yemeyen ve tek mağlubiyeti olmayan iki takımdan bir tanesi Başakşehir oldu bugün aldığı sonuçlarla. Gerçekten ilginç bir maç oldu. Çok keyifli geçti. Öyle söyleyebilirim. İngiltere'den, Premier Lig'den transfer ettikleri Torare 77. dakikada bir attı golle 1-0 Başakşehir maçı önde kapattı ve liderlik için Konyaspor'la beraber önde devam ediyorlar. Beşiktaş'a gelirsek tabii oldukça zor bir maçtı onlar için de. Aslında çok büyük keyif aldık tabii. Ama teknik direktörleri Valerian'ın seçimleri değişikti. Özellikle ben kaleci seçiminde çok... İsterseniz hocam şu bir soruyla araya gireyim. Evet. Şöyle ki malum dünyanın en popüler sporu tartışmasız futbol. Futbolda da hep derbiler önemlidir. Şu anda bu maça baktığınızda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki derbi havasını yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Yani sanki bana yansıtıyor gibi beş geldi büyük, değil mi? Bugün, öyle bir kalite vardı, evet, öyle bir heyecan vardı. Bugün gerçekten öyle bir maç seyrettik. Katılıyorum size Hasan abicim. Gerçekten de keyifli bir maçtı. Ama son dakikalarda Beşiktaş teknik direktörü iki kırmızı kart gördü. Bir hareketinden sonra alkışlaması sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Beşiktaş için zor bir maçtı. Aslında ortada geçen bir maçtı, öyle söyleyelim. O zaman şöyle Beşiktaş da birçok pozisyon yakaladı. Evet. Özellikle ikinci yarıda 1-0'dan sonra bir pozisyon var ki benim çok beğendiğim santrforları Vergos'la Enkudu. İkisi de çok iyi topçular. İkisi de çok iyi. Özellikle Enkudu maça girdikten sonra çok büyük farklar yaratıyor. Vergos'un indirdiği kafa topunda 6 pasın içerisinden Enkudu beklenmeyecek bir vuruş yaptı. Ve gerçekten beraberlik şansını kaçırdılar. İlginç bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu. Zor bir maç oldu ve dediğiniz gibi derbi keyfini yaşadık aslında. Bir bakıma. 7 dakika uzaması da benim hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz ligimizdeki duraksamalar özellikle oynanan, topun ayakta oynandığı sürenin oldukça az olmasına sebep oluyor. Ama bu maçta
Onu çok daha değişik olarak işte gördük. Çok topla da çok fazla oynandı. Maçın ayakta top tuşu süresine baktığımızda da ilginç rakamlar çıkacaktır ortaya. İstatistik anlamda baktığınızda evet, pas yüzdesi evet. Ama Valerian'ın dediğim gibi yani kaleci seçimini çok anlamış değilim. Özellikle kalede Emre'yi tercih etti. Çok yani, genç bir kaleci. Evet, ama kaleci hatasından değil de daha çok Necip'in hatasından. Tabii Necip'in hatasındandı. Ama Sayısının da, hatası evet, diyebiliriz. Yani aslında tabii hata olabilir. Olacak futbol hatalar oyunu ama zaten. Seyircinin de buna tepki göstermesi lazım. Çünkü Necip'in eminim lig maratonu içerisinde birçok maç da kazandıracaktır. Birçok gol de atacaktır. Birçok maçı da döndürecektir. O sebepten dolayı Necip'e de tepki gösterdiler çıkarken. Evet, ona üzüldüm ben. Evet, ben de üzüldüm. Ama dediğim gibi kaleci olarak da hem Ersin Destanoğlu'nun hem Mert Günok'un olduğu bir geniş kaleci kadrosunda, havuzunda Emre'yi tercih etmesi de İsmail Valerian'ın... Sadece Emre değil yani Berkay'ı da tercih etti ama takdir edersiniz ki her tercih bir vazgeçiştir. Doğru, bunun da bedelini biraz daha gerilerek, biraz daha iki kart sarı görüp sonra kırmızıya dönüşerek Valerian İsmail'e ödedi diye düşünüyorum. Yani bundan sonrası çok daha mühim ama sanki hafta arasında yaşanan bir olay maçın önüne geçti gibi. Tabii ona gelirsek, tabii ondan önce bir de şeyi söylemek istiyorum Hasan abi. Son dakikada yine yüksek bir topta Cenk Tosun ayağının içiyle o topu alması lazım. Cenk Tosun ki İngiltere'de Premier Lig'de top oynamış bir futbolcu. Yani o topu alıp önüne indirip vurması lazımdı. Çok net bir gol pozisyonuydu. Son dakikadaydı ve %100 altı pasın içerisinden... Peki, o zaman soruyu şöyle soralım. Valerian İsmail El'in yerinde siz olsaydınız. Evet. Bugünkü maçın başlangıç 11'ini nasıl yapardınız? Yani aslında hani Sandford tercihini, orta saat... Ben bir tek orta saat tercihini... Mesela 4-3-3 mü olurdu oyun planınız? Çünkü bugün Beşiktaş... İki takım da 4-3-3 oynadı. Evet, aynı şekilde olurdu. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi bugün bloklar arasında Beşiktaş'ta çok büyük boşluk vardı. Yani orta saha fazla iş yapamadı. Defans boşluğu. Yani defans ile forvet arasında orta sahada çok büyük bir boşluk neden vardı. Neden ama? Tabii Josef de Souza'ya gelecek burada konu herhalde. Josef de Souza'nın olmaması tabii orta sahada ciddi bir eksiklik. Çok ciddi bir eksiklik. Peki o zaman şöyle sorayım. Herkes ya Salih işte ne oynadı falan gibi değerlendirmelerde bulundular. Bence Salih çok çalıştı. Evet, iyi niyetle mücadele etti. Tabii, ama Getson ve Berkay'dan yeterli desteği göremedi. Bu yüzden de öne doğru fazla top taşınamadı. Bekors'ta olsun, işte Cenk Tosun olsun. İstediği topları yani istedikleri alamadı. Topları bulamayınca gol de üretemediler. Aynen öyle. Ama Enkudu dediğiniz müthiş, gibi inanılmaz deparlar attı. Müthiş. İnanılmaz bir şekilde baskı yaptı ve Ömer Ali Şahiner'i kenara attı. Yani böyle baktığınızda yani bu oyuncu evet müthiş. İyi işler yapar diyorsunuz ama bir tane de kötü bir vuruş var. Yapılmayacak bir vuruş var. Yani bazen olabiliyor böyle şeyler. Evet, yani o yüzden Beşiktaş seyircisinin sabırlı olması gerekiyor kesinlikle. Bu konuda da. Çünkü takımları iyi, futbolcuları gerçekten iyi. Kadro ümit vaat eden bir kadro. Ben Beşiktaş'ın çok iyi yerlerde olacağına, çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Gerçekten. Ben de size katılıyorum şundan dolayı. Bir kere Beşiktaş Premier Lig kalitesinde oyun oynuyordu bu maça kadar. Doğru. Ve durdurulamaz diye düşünüyordum. Evet. Başakşehir hesap etmemişiz demek ki. Yani Emre Belözoğlu'na da ayrı bir parantez atacağız. Ama yani önce... Beşiktaş adına irdelememiz gereken hadiseler var. Sanki Beşiktaş bu maçın öncesinde gündem değiştirerek kendi enerjisini farklı bir alana sevk etti gibime geliyor. Bir de maç içerisinde bir tartışmalı penaltı pozisyonu var takdir edersiniz ki. Evet. Yani penaltı mı değil mi onu da konuşmamız lazım ama tabii. İsterseniz şu pozisyonu yani topun yerde elle oynanması veya kesilmesi diyelim, teması diyelim nasıl derseniz deyin. Evet. Penaltı mıdır değil midir? Yani şöyle tabii Brezilyalı oyuncunun biliyorsunuz. Evet, evet. Fiziki şartlara baktığımız zaman biz hep aynı şeyleri söylüyoruz. Tabii hakemler de farklı yorumlayabiliyorlar. Ama benim bildiğim federasyondan hakemlerle ilgili eğitimlerde hep bunu söylüyorlar. Yani bir topun ele ya da elin topa gitmesi ve harekette... Yani topla oynama veya topun ele çarpması. Evet. Yani burada niyetten çok hani bakış açısı... Hakeme kalmış oluyor ve hakemin takdirinde kalmış oluyor. Ve ben hep söylüyorum. Hakemler de hata yapacaklar. Çünkü maçın içerisinde... Hayır, sizin kanaatiniz ne? Bana göre penaltı değil. Penaltı değil. Penaltı ben de değil. Sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Evet, yazımda da onu yazdım özellikle. Evet, niye değil? Çünkü yerde yapılan mücadelede
oyuncunun topla oynama gibi bir şansı yok. Tabii ki. Bir de oyuncunun ellerini kesip bir yere tabii ki. Yani oraya koyup sahip, bırakıp da şunu söyleyebilirsin. Ya o topa öyle mi kafa vurulur? Ama o kafa vurma o pozisyonu bir önceki, pozisyon. Evet. Bir sonraki pozisyona baktığınızda penaltı olabilecek bir hadise yok. Evet. Nitekim Halil Umut Meler hakem. Çünkü ona çok yüklendiler. Penaltı olarak görmüyor. Tabii. Bunu bir temas olarak değerlendiriyor. VAR hakemleri de bakıyorlar, inceliyorlar. Onlar da diyorlar ki penaltı değil. Bence de penaltı değil. Burada özellikle sağduyulu futbol severlere şu çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen yani takıma göre, renge göre yorum yapmayın. Çünkü futbolun pozitif değerleri ve futbolun marka değerleri açısından daha objektif olmamız lazım. O bize Avrupa'ya çıktığımızda mesafe aldıracak bir olaydır. Katılıyor musunuz hocam? Katılıyorum kesinlikle ve Avrupa'da özellikle hep beraber seyrediyoruz. Süper Lig'de, Premier Lig'deki maçlarda, keza La Liga'da, Bundesliga, Serie A, evet. Buralarda hakemin kararına zaten VAR, eğer hakem kararı verip devam ettiyse biliyorsunuz çok fazla müdahale etmiyor. Kesinlikle. Hakem sorduğu zaman VAR daha çok işin içerisinde oluyor. Zaten ben hep VAR'la ilgili bir tartışma konusu benim için. Çünkü bana göre futbol hatalarıyla güzel. Tabii yani futbolun içerisinde... Bir hafta konuşulacak. Bunlar yani olacak. Maç sahada bitecek yani, ama devam bakın, edecek. Bakın yıllar önce Fenerbahçe Galatasaray maçındaki çizgi pozisyonunu hatırlayın. Ahmet Çakar'ın... Ya da Maradona'nın... Evet. Elle oynadığı Dünya Kupası'ndaki... Dünya Kupası'ndaki... Evet. Tabii yani bunlar aslında bir şeyin hani keyfi, güzelliği bunda. Aynen, hazmedebilme. Hatalarıyla güzel bu futbol. Kesinlikle yani yoksa şimdi tabii çok daha fazla ilerledi teknoloji. Çizgi çiziliyor, offside veriliyor. Daha mekanikti eskiden, şimdi daha yani, robotik havaya girdi. Bana keyif veren tabii eski sistem. Belki tabii. Eski kafalı diyecek seyircilerimiz ama gerçekten zamanında bir Minority Report diye bir filmi vardı Tom Cruise'un. Ve o filmde daha suçu işlemeden suçu işleyebileceğini düşünerek engelliyorlardı. Gerçekleşmeyen bir şeyi engellemiş oluyorlardı. Gerçekten var da tamam doğru çok daha belki adaleti belki dengeyi sağladı. Ama bana kabul göre, etmek gerekir ki artık futbol sadece oyun değil. Milyarlarca dolar konuşuluyor. Bir yer. Yani sponsorluklar, reklam anlaşmaları, ne bileyim maç hasılatları, transfer paraları. Yani büyük bir ekonomi, büyük bir endüstri. Dolayısıyla en az hatayla oynansın isteniyor. Yani bütün sonuca tesir edecek unsurlardaki hata oranın payının düşmesi için çalışıyor. Ama, bu da normal bir gayret. Ama şuna da bakmak lazım. Buyurun. O zaman. Tabii ben bunu hep söylüyorum. O zaman da şu birkaç saniyelik olaylarda görüntünün iletimiyle ilgili VAR'da da biliyorsunuz birebir olmuyor. Yani tabii. Görüntü eş zamanlı değil. Eş zamanlı hiçbir zaman olmuyor ve verirken de kararı belki ufak tefek hatalar orada da devam edebiliyor. Evet. Ama dedim ya bu bir show business ve bunun içerisinde bu hatalar da olacak. Olacak. Keyif alalım. Kesinlikle. Güzelliği burada olsun. Ama dediğiniz gibi Avrupa'da bizim çok daha başarılı olabilmemiz için bu sisteme çok daha fazla hızlı adapte olmamız gerekiyor. Buna katılıyorum. Josef de Souza konusuna gelirsek, bu da tabii orta sahanın olmaması Beşiktaş'ın blokları arasında, birinci ve üçüncü bölge arasındaki kopukluğa sebep oldu. Ve bu sebepten de orta sahayı bana göre de çok rahat geçtiği için Başakşehir... O zaman bir maçlık ceza Beşiktaş'a kesilen fatura mıydı? Şimdi Josef de Souza'yı biliyorsunuz biz 2015 yılında Fenerbahçe... Olur muyum hocam? Evet, sizin yöneticilik döneminiz. Evet. Ha, aslında orada onunla ilgili bir soru soracağım ama öncesinde mi sorayım sonrasında mı sorayım bilmiyorum. İsterseniz eğer yönetmenimiz de bizi dinliyordur. Josef'in görüntülerini basın toplantısına alalım. Ondan sonra Engin Baltacı başkan yardımcısının, Beşiktaş başkan yardımcısının görüşlerini alalım ve sonra bunun üzerine konuşalım. Tamam, peki. Eğer hazırsa tabii ki. Evet. Şu an eğer hazır. Cenk'i ya da Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak, zarar verecek bir alet olsaydı, bir şey olsaydı ve o oyuncular ya da herhangi birimiz, hakem fark etmeksizin yaralansaydı, sakatlansaydı ya da o tekme yüzünden bir sakatlık yaşasaydı insanlar bana bir maç ceza mı vereceklerdi yine? Yine ben o hareketi yapsaydım. Kulüp, ben, başkanımız, biz şöyle bir talepte bulunduk. Benim bunları gidip tahkimde olayı anlatmam konusunda, kendimi savunmam konusunda bir talepte bulunduk. Fakat tahkim nedense bunu da kabul etmedi. Aldım cezayı, bu cezanın nasıl verildiğini, tüm bu durumları alemle zaten sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı şüphe götürmez bir gerçek. Çok adil olmayan bir ceza aldım.
Ve ailem ve ben şu an bu yaşanan olay yüzünden, buna verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz. Çünkü bu çok basit bir olay değildi ve ceza alması gereken kişiler hiç ceza almadı desek belki yeridir. Yani rakibimizin aldığı cezalar ortada. Bu anlamda bu bir anlamda bir güvensizlik yaratıyor. Yani böyle bir şeyin yaşanması ve yaşandıktan sonraki aksiyonların yeterli olmadığını bence yeterli olmadığına kanaat getirebiliriz. Evet sevgili hocam. Şimdi, Joseph de Souza'yı dinlediniz ama evet. Bir gözyaşı var orada. Evet, evet. Joseph de Souza'yı en yakından tanıyan eski bir yöneticisi olarak. Evet. Duygusal mıdır yoksa şimdi, tribünlere mi oynuyor? Yok yok. Joseph de Souza gerçekten duygusal, dürüst, işini ve mesleğini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, formasında hakkını vermeye çalışan bir arkadaşımız. Ancak benim burada çok üzüldüğüm başka bir şey var. Buyurun. Şimdi Joseph de Souza diyor ki bana bir haksızlık yapıldı. Bence haksızlık bunu, mı değil mi? Şimdi bunu Beşiktaş'ın çok iyi izah etmesi lazım. İki evet. Bakış açısı var. Haksızlık olan yerini izah edeceğim bana göre de aynı şekilde. Ama burada hani Türkiye'deki futbolu işte ben terk yani gitmek istiyorum. Bu şekildeki düşüncesine acitasyon karşı... Acitasyon mu yapıyor burada? Hayır. Acitasyon değil ama izah edilmediğini düşünüyorum. Çünkü ben bunu... Haluk bugün, Engin Baltacı Bey, ben bunu, Başkan bugün, Yardımcısı konuştu. Bugün özellikle bunu inceledim çünü. Yani... Evet. Özellikle avukatlarla futbol, falan da konuştunuz. Evet, avukatlarla konuştunuz, federasyonla konuştunuz. Evet, Barış ve Nihan Yavuz arkadaşlarımıza da bunu danışmıştım. İki tane avukat arkadaşımıza. Aynı şeyi söyleyeceğiz. Burada futbol disiplin kuruluna sevk edilişi ve futbol disiplin talimatına göre neden ceza aldığını Joseph de Souza'ya izah etmek lazım. Bir kere bunu tam izah edilmediği için yani kulüpten bu izah edilmedi mi diyorsunuz? Bence Joseph'e? İzah edilmemiş. Peki Joseph'in bu izaha ihtiyacı var mı? Bu kadar tecrübeli bir futbolcu. Bence algılamamış. Çünkü verilen cezayı kendisinin davranışı ki ona değineceğiz. Fair play çerçevesinde ödüllendirilmesi gereken bir davranış belki de. Kendisi de izah ediyor. Diyor ki ben arkadaşlarıma bir zarar verseydi. Hakemin kırmızı kartı var. Bunu nasıl izah edeceksiniz? İşte hakemin kırmızı kartı futbol kuralları vardır. Futbol disiplin talimatı der ki futbol, kaçıncı madde? Hatırlatın. 94'de 4. Evet, 94'de 4. maddesi. 4'ten dolayı ceza alıyor zaten. Onu da izah edeceğim. Şimdi bir futbolcunun saha içerisinde seyirciye müdahale etmesine hakem dolaylı olarak bunu vermek zorunda. Ama ondan sonraki süreci değerlendireceğiz. Tabii şöyle bakmam lazım. Vicdani olarak baktığım zaman şimdi Joseph 1.88 boyunda. Belki değerli futbol severler bilmiyordu. Ya yani 1.90 boyunda bir arkadaşımız. Evet. 86 kilo falandır Joseph şu anda tahminimce. Evet. Ama boyu 1.88, 1.90 boyunda öyle düşünelim. 80 kilo pardon. Kilosunu da öğrendim tekrar. Şimdi şunu için söylüyorum. Gayet iri ve güçlü bir adam. Güçlü bir adam. Bodyguard şimdi, gibi diyebilir miyiz? Yani futbolcu sonuçta ön libero, orta sahada oynamış. Evet. Bizim de çok sevdiğimiz bir futbolcumuzdu ki bizden sonra 2015'te biz Fenerbahçe'ye transfer ettikten sonra São Paulo'dan 8 milyon euroya transfer etmiştik o dönemde. Al Ahli'ye gitti. Evet. Ali Koç döneminde satıldı yani bizden sonraki yönetim döneminde 12 milyon euroya satıldı ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi tekrar. Yani çok da bildiğimiz, tanıdığımız, zaman geçirdiğimiz 3 sene, 4 sene. Çok karakterli birisi. Topuk Yaylası'nda siz de vardınız, ben de vardım. Birlikte de bir kamp ortamımız oldu. Evet, şimdi burada özellikle şundan bahsetmek lazım. Seyirciden bir haksız eylem geliyor ve bu eylem kesintisiz devam ediyor. Yani sahaya giriyor seyirci ve seyircinin boyu da görebildiğim kadarıyla, tahmin edebildiğim kadarıyla bir hekim olarak 1.70 boyunda falandır yani. Bir boksör gözüyle söyleyelim. Bir boksör gözüyle. 70 metre koşuyor. Evet. Beraber bunu tahlil ettik. Evet. 70 metre koşuyor ve tabii burada bir, üzülerek söylüyorum, Ankara Gücü sahasında bir güvenlik zaafından maalesef, ki Beşiktaşlı yönetici arkadaşlarım var içerisinde. Evet. Keza Başkan Ahmet Nur Çevik Başkanımız değerli. Emre Koca da, Serhan Çetin Say'da arkadaşlarımız. Çok kıymetli. Aynı şeye söylüyorlar. Evet, çok kıymetli dostlarımız. Aynı şeyi ifade ediyorlar. Burada bu seyircilere müdahale edilmeden buraya kadar geliyor. Şimdi kesintisiz eylem devam ediyor. Ve burada en önemli şey şu. Hocam bir telefonumuz var. İsterseniz bir bağlanalım. Tamam, bağlanalım. Peki. Evet, Sevim Hocam, merhaba, nasılsınız?
Merhabalar Hasan Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz programı izlediğiniz gibi yapıyoruz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Profesör Sevim Gülle Hanım Efendi'ye biz Joseph de Souza olayını yorumlamasını isteyeceğiz. Lütfen bize değerlendirmenizi anlatır mısınız? Tabii Hasan Bey. Ben doçent doktor bu arada. Henüz prof olmadım. Evet. Böyle bir düzeltme yapalım. Hasan Bey, Barış Hocam'la beraber ben yorumlarınızı izliyorum programın başından beri. Teşekkür ederim. Biz Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu olarak pozitif olana odaklanıyoruz bildiğiniz gibi. Tabii ki. Olaylar pozitif olduğu ölçüde biz onu yorumlamak istiyoruz. İşte Fair Play tam da bu yüzden var. Sahada özellikle futbolda şiddetin önlenmesi, saldırganlığın önlenmesi, kötü sözler, ırkçılık, her türlü ayrımcılık, rüşvet, bunun gibi negatif davranışların pozitife çevrilmesi için var. Olayı çeşitli boyutlarıyla spor yorumcuları, hukukçular yorumladılar. Olayın yansımaları devam ediyor. Biz işte pozitif olana odaklanırsak, eğer sporda ve toplumda güzel ahlak, centilmenlik, etik, erdemlilik, dürüstlük, saygı, hoşgörü bunları yaygınlaştırırsak... Çok özür diliyorum Sevim Hocam. Şöyle sorayım. Buyurun. Sporda örgütsel bağlılık ve iletişim diye bir de kitabınız var elimde. Evet. Dolayısıyla bunu da büyük bir heyecanla okudum, takip ettim. Tebrik ediyorum. Joseph de Souza'nın hareketi size göre fair play'lik bir hareket midir? Barış Hocam öyle diyor. Yoksa disiplin talimatlarına göre ceza gerektiren bir hal midir? Disiplin talimatlarına göre ceza gerektiren bir haldir cümlesini kurmak istemem ama şiddetin olduğu yerde fair play'den bahsedemiyoruz. Evet doğru. Ama burada şiddet taraftardan geliyor. Takdir evet. Edersiniz ki sahanın içerisi bir mahremdir. Evet. Orada sadece futbolcular, hakem ve malzemeci, doktor olabilir. Onun dışında kimse olamaz. Mutlaka. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum Hasan Bey. Buyurun. Trafikte ilerlerken karşı yönden ters yöne girmiş bir araba üzerimize doğru geldiğini düşünelim. Evet. Direksiyonu sağa kırsak bir yere çarpacağız. Sola kırsak çok güzel bir örnek belki ama. Düşeceğiz, çıkacağız vesaire. Yani şunu mu demek istiyorsunuz hocam? Araya giriyorum kusura bakmayın. Yani rol çalmanın bir anlamı yok. Oranın güvenlik görevlisi var. Dolayısıyla bırakın bu işi o mu yapsın demek istiyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bazen bazı şeyler kaçınılmaz oluyor Hasan Bey. Hı hı. Trafikte de kaza geçirdiğimizde suç bizde olmasa bile seyir halinde olduğumuz için, o arabayı kullanıyor olduğumuz için vesaire bir şekilde cezadan kaçamayabiliriz. Burada da Joseph ilk etapta refleks gereği böyle bir şey yapmış gibi görünüyor. Sonrasında olayın boyutları değişti. Dediğim gibi farklı yorumlar oldu. Fair Play ödülleri iyi davranışa verilir. Yani herhangi bir şekilde kötü bir olayın içerisinden veya şiddet, saldırganlık gibi bir şeye bulaşmış bir davranışa değil de en başından itibaren şeffaf şekilde pozitif davranışlara. Örnek veriyorum, bazen atletler, özellikle atletizm de çok karşılaşıyoruz, birbirine destek oluyor. Hı-hı. Bazen bir sporcu sakatlanıyor, hı-hı, rakip takım oyuncusu ona destek oluyor, yardım ediyor, sağ dışına çıkarıyor. Tabii. Başından sonuna kadar bize pozitif iyi niyet görünen diyelim, olaylar. İyi niyetli, dürüstlük, yani, bu olayda farklı şeyler var. Sevim Hocam özür diliyorum, Barış Hocam bir soru soracak. Sevim Hocam buyurun, iyi akşamlar. Hocam. İyi akşamlar Barış Hocam, buyurun. Sevim Hocam, şimdi ben tabii... Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesiyim ve Beşiktaşlı da değilim. Ama benim burada söylemek istediğim özellikle bir şey var. Joseph de Souza da zaten basın açıklamasında aynı şeyi söylüyor. Burada futbolcu herhangi bir baştan 1.88 boyunda, 1.90 boyunda dememin sebebi oydu. Burada Joseph sadece bu kişinin elinde ne olduğunu, ne yapmaya geldiğini bilemediği için sadece bunu önlemek saikiyle daha vahim durumlar olmasın diye vücudunu kullanarak engellemeye ve durdurmaya çalışıyor. Evet. Yani burada hakemi ve diğer futbolcuları, belki de karşı takımın oyuncusuna bir şey yapacak, belki kendi oyuncusuna bir şey yapacak, bunu önlemek amacıyla bir vücuduyla, kollarıyla bir eylem yaptığını söylüyor. Bakın bir yumruk atmıyor, bir çelme takmıyor. Herhangi bir sadece eylemin kötü, daha vahim hale gelmesine geliyor. Belki de aslında giren seyirciyi de kurtarıyor.
Farz edin, evet, seyircinin elinde bir şey var ve ondan suç teşkil edecek. Bakın nitekim bu seyirci serbest salındı. Yani tutuklandıktan, evet, sonra serbest salınımla bırakıldı. Yani bunu, evet, da engellemiş oldu. Aslında, evet, Joseph'in yani burada seyirciye karşı yaptığı bir şey yok. Hem hakemi, evet, korumak, kendisi de ifadesi de bu şekilde zaten. Hı-hı. Televizyonlarda da böyle beyan etti. Biz bunun yüzden dedik. Yani aslında vicdani olarak baktığınız zaman bir diğer insanlar gibi, arkadaşları gibi herhangi bir yerde durmayıp diğer hakeme veya arkadaşlarına zarar vermesini önlemek amacıyla, olayı, eylemi durdurmak amacıyla kendini siper ediyor. Aslında baktığınız zaman olay böyle gerçekleşiyor. Ben o yüzden dedim. Yani bu fair play çerçevesinde, yani seyirciye çelme takmamış, vurmamış, itmemiş, insani bir davranışta bulunuyor. Evet. Yani sizin verdiğiniz örneğe ben de şöyle bir örnek vereyim o zaman hocam. Farz edelim, aksinin kabulü şöyle bir şey de doğurur o zaman. Önümüzde bir adam öldürülecek. Elinde bıçakla bir arkadaş çıktı, o adamın üzerine yürüyor. Biz de ne yapalım, kolluk güçleri bundan mükellef deyip hiçbir şey yapmadan seyretmeye sebep midir o zaman? Yani bir de vicdani seyirci olarak bunu sorgularız. Yani, evet, yani seyirci mi kalalım, yanımızda birisi bıçak çektiler, saldırdılar. Diyeceğiz ki bu kolluk güçlerinin görevi, gelene kadar bekleyelim. Kolluk gücü nasıl müdahale etsin? Zaten adam 70, evet, metre koşmuş değil mi hocam? 70, evet, metre koşmuş, gelmiş, hakem var orada, futbolcular var. Hakeme de vurabilir, saldırabilir. Ne yapacağını bilmiyoruz o sinirle. Evet. Sizin dediğiniz gibi eğer Joseph çelme taksa, hırpalasa seyirciyi, siz yerden göğe kadar haklısınız. Evet. Ben o yüzden söylemiştim. Yani yaptığı davranış aslında vicdani olarak baktığımızda, bakın kurallar çerçevesinde söylemiyorum, kurallar çerçevesinde hakemin vermiş olduğu kırmızı kart %100 doğrudur. Sayın Hocam da şöyle diyor. Diyor, evet, ki bazı hareketler vardır ki cezasız kalmaz diyor. Ceza verilecek ama insani tarafı da ödüllendirilir demeye getiriyor. Tamam. Bu güzel. Doğru mudur şey hocam? Olur. Evet. Şöyle, şimdi aynı aynı olayla farklı bir kişi karşılaşsa yine benzer bir tepki verebilir. Çünkü bunlar anlık gelişiyor. Tabii ki. Ve trafik örneğini o yüzden verdim. Kaçınılmaz. Yani ne olursa olsun, sonuç nasıl olursa olsun, o davranışı yapmak gerekecek belki. Sayın hocam. Düzenlemelerim. Sevim hocam, yani sözünüzü kesiyorum ama bir ufak şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Mesela bazen futbolcu hayranı olan çocuklarımız sahaya atlıyor ve yine koşarak, güvenlik güçlerinden, evet, kaçarak, engelleyerek futbolcuya doğru koşuyor. Güvenlik, evet, güçleri de onu yakalamak, tabii görevli oldukları için yakalamak, evet, için çırpınıyorlar ve koşturuyorlar peşlerinden. O sırada futbolcu arkadaşlarımız o çocuğu tutuyor, kucaklıyorlar, sarılıyorlar ki hani bir zarar, evet, görmeden yavaş yavaş çıkartılsın, evet, diye. Evet, hakem, evet, burada kırmızı kart veriyor mu futbolcuya? Evet. Vermiyor değil, yani, mi? Vermiyor. Tabii. Niye? Vicdanen diyor ki dokunuyor, evet, seyirciye, evet, ama, evet, ceza, evet, şartı yerine getirmiyor, evet, hakem. Evet. Bence güzel, çocuğu da kucaklıyor. Güzel bir fair play davranışı. Küçükleri sevmeyle ilgili bir davranış sergilemek istiyor. Hemen orada fair play'e bağlamış olayım. Evet, Joseph de solda da belki seyirciye sarılsaydı belki ceza yok. Çocuğa sarıl ama o da bilemiyor, evet, ki belki, evet, silah, evet, var, belki, evet, tabii, bıçak, evet, var, keskin bir cihaz var. Pandemi dönemindeyiz. Kime tabii, nasıl sarılacağız? Kime nasıl sarılacağız? Bir de öyle bir durum, evet, var. Sayın hocam, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Ben de İnşallah bir gün stüdyoda da bir araya geliriz. Evet. Gayet de güzel örnekler. Sayın hocam, mi? Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim Barış hocam. Özellikle Olimpiyat Komitesi olarak tüm Türk halkı her zaman çalışmalarınızın arkasında. İnşallah bir olimpiyatı Detlef oldu. Özellikle, evet, üniversitelerde hocam, geçen 3 sene önce Tokat'ta, yani, evet, Trabzon'da ve Karadeniz bölgesinde gerçekleşmişti. İnşallah, evet, gerçekten bir olimpiyatı ülkemizde gerçekleştiririz. İnşallah ev sahipliği, ev sahipliği yaparız. Diyelim. Bu çalışmalarınızı biliyoruz Olimpiyat Komitesi olarak. Her zaman da destekliyoruz, arkanızdayız. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız bu platformda. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar. Ben de teşekkür i̇yi ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Evet, Sayın hocam, güzel bir değerlendirmede bulundu. Güzel de, evet, bir örnek, yani, trafik örneği çarpıcıydı. Burada benim için baştan söylememin, evet, sebebi oydu. Yani Joseph de Uzoza'nın fiziği, eğer kötü niyeti olsa bunu farklı yapabilecek. Sikletler farklı sikletler yani. Evet, evet. Şimdi burada tabii vicdani bazı şeyleri düşünmek, hı, lazım. Ama şimdi şurada da oradan geliyorum olaya da ve özellikle neden izah edilmeli diyorum biliyor musunuz? Şimdi
Onu müsaade ederseniz ben geçen gün maddeyi buradan belirledim. Onu okumak istiyorum size. Bakın. 94'de 4'ü. Evet. Diyor ki Futbol Federasyonu Beşiktaş'a verdiği cevapta. Beşiktaş sporcusu Josef de Souza Diaz hakkında 04.09.2022 tarihinde oynanan Ankara Gücü Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de kırmızı kart görmüş olması nedeniyle futbol disiplin talimatının 94'de 4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar vermiştir. Bu ifadede zaten Josef de Souza'yı... Diyor ki Josef de Souza'ya. Evet. Bak Josef diyorlar. Sen yaptın bunu. Biz sana bundan zaten ceza vermiyoruz. Ancak kırmızı kartın hakkını kırmızı veriyoruz. Kartın sonucunda futbol disiplin talimatı diyor ki hakem kırmızı kart verirse en az bir maç futbol disiplin kurulu ceza vermek zorunda diyor. Yani Josef'e şunu izah etmemiz lazım. Josef senin yaptığın hareketin vicdani olarak herkes insani tarafını takdir ediyor ve kötü niyetin olmadığını biliyor. Evet. Sen bu ülkeye darılma, bu ülke futboluna darılma, bu ülke hakemine darılma. Hakemler seni bu raporu tutmasına rağmen mecbur oldukları için disiplin kuruluna yolluyorlar. Onlar da futbol talimatı doğrultusunda diyor ki biz Dosayza'nın hareketini vicdani olarak baktık, değerlendirdik, hiçbir problem yok. Bizim cezamız almış olduğu kırmızı kart dolayısıyla bir maç ceza. Yani hakemin otoritesini koruyor. Koruyor. Peki bu bir hakem hatası mıdır? Yoksa kural hatası mıdır? İşte bu bana göre de aslında bir kural hatası değil. Yani hakem şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi seyirciye karşı gidiyor. Deplasman maçındasınız. Çok görüyoruz bunu değil mi? Ne yapıyor? En son maçta da oldu. Fenerbahçe maçında da gözlemledik. Ne yapıyor? Seyirci gidiyor. Ya misafir takımsın ya da işte ev sahibi takımsın. Sen gidip misafir takımın seyircisinin önünde gol sevinci yapıyorsun. Ya arkadaşlar gol sevinci kimle paylaşılır? Dostlarınla, arkadaşlarınla, taraftarınla paylaşılır. Tarih oluyor karşı tarafa. Tabii sen niye karşı tarafa sevinirsin? Şimdi ne yapıyorlar? Gidiyorlar karşı tarafın. İşte fair play bunun için. Evet, karşı tarafın seyircisini tahrik etme amacıyla oraya gidip seviniyorlar. O zaman formasını çıkartıyor, işte o tribünlere gidip... Yaralayıcı, yakıcı maddeler atıyor. Evet, o tribüne gidiyor, el hareketleri yapıyor, gol sevinci yapıyor. Bu zaman o zaman geliyor hakem, ne yapıyor? Fair play çerçevesinde disiplin kuruluna diyor ki bu... Centilmenliğe aykırı davranıştan kırmızı kart gösteriyor. Şimdi burası o kadar vicdani ki. Ve kural diyor ki saha içerisinde hakemdir otorite. Ve bunu cezalandıracak kişi de yani seyirci de girse güvenlik kurulu kolları, kolluk güçleri bunun cezayı verir diyor. Ama kırmızı kartı eğer dokunursan seyirciye verirsin diyor. Ama biraz önce ifade ettim. Bazı seyirciler var, saha içine koşuyor, futbolcu ona sarılıyor. O sevda. Kırmızı kart mı veriyor? O sevda. O ayrı bir olay. Ama burada aynı şeyde futbolcu da ne yapmış? Arkadaşını, dostunu, hakemi ya. Hakemi korumuş ve kollamış. Daha vahim bir şey olmasın diye korumuş kendini ve kollamış. Kendini siper etmiş. Evet, şimdi bakın. Şuna geliyor olay. Şimdi böyle bir şeyden ceza aldığı zaman bugün maçta... Maçı etkiliyor işte. Maçı neticesi etkiliyor. Neye çünkü etkiliyor? Çünkü en önemli orta saha oyuncularından bir tanesini kaybettiği siz zaman... Siz de eleştirinizde nereye baktınız? Orta sahadan dediniz. Tabii, ileriye top taşınamadı. Birinci blok, üçüncü blok arasında boşluk var dedim. Top taşınamadığı için Enkudu ya da Ferguson istediği topları alamadığı için bu sonuç oldu. Biz de bunun için de bu meselenin üzerinde duruyoruz. Tabii. Yani ceza elbette ki bir müessesedir. Cezai müessese vardır. Tabii. Ama adalet diye de bir kavram vardır. Evet. Nitekim Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı beyefendi diyor ki adalet istiyoruz. Ne doğranıyoruz diyor. Bu da doğru bir şey. Hayır, şimdi yani, tabii doğru yanlış onu bilmiyorum ama bu konuda bana göre Sadık abinin bir değerlendirmesi var. Sadık Söz Tutan Bey'in değerlendirmesini arkadaşlar eğer ekrana getirirlerse seviniriz. Aslında değişen hiçbir şey yok. 65 yıldır aşağı yukarı her dönem futbol sezonu başlar, hakem hataları başlar. Kulüpler bu hakem hatalarının kendi lehlerine dönmesi için çalışmalara başlar. Bu sezonda aynı şekilde başladık. Hakemlerin doğal hatalarının sonucunu bir yerlere bağlamak, federasyon, merkez hakem kurulu, kumpas, efendime söyleyeyim yani taraftarı soğutmak için yöneticilerin sürekli yaptıkları şeyler bunlar. Futbolda madem adaleti konuşuyoruz, bir kere Josef de Souza olayına girmek lazım. Bir insanın
haklı olduğu bir davayı nasıl haksız hale dönüştürdüğünün en çarpıcı örneği. De Souza haklıydı, mağdurdu. Dünyanın her yerinde sahaya giren taraftara benzer tepkiler gösterilmiştir ve bunların çoğunda da asla bir kart söz konusu olmamıştır. Özellikle Premier Lig'e bakın ama burada hakem kırmızı kartı gösterdi. İttifakla hepimiz bunun doğru olmadığını, geri alma olmaz da yani ceza verilmemesi gerektiğini söyledik ama öyle olmadı. De Souza bunu abartarak Türkiye'de güven içinde olmadığını, ülkesine döneceğini falan söyledi. Yani bir maç ceza almış bir insanın bu feryat figanı, gözyaşları vesaire çok abartılı, çok. Dolayısıyla burada dediğim gibi haklı olduğu bir davada haksız bir konuma gelmiş gibi oldu. Ama toplamda bakarsak futbolumuzda değişen hiçbir şey yok. Bulanık suda balık avlama mevsimi devam ediyor. İster birinci hafta olsun, ister üçüncü hafta, ister 33. hafta hiç fark etmez. Herkes, her kulüp başarılı, sadece hakemler başarısız, federasyon başarısız. Bu terane ile başladık. Hayırlı olsun. Evet sevgili hocam, Sadık abinin değerlendirmesini de dinledik. Aşağı yukarı üç görüşte birbirini tamamlıyor. Siz ne diyeceksiniz? Yani şimdi Joseph De Souza nasıl bağlar? Ben de özledim kendisini. Çok teşekkür ediyorum yorumları için de. İnşallah artık bundan sonra da değerli yorumlarıyla bizlerle olacak Sadık abi de. Şimdi tabii Sadık abinin haklı olduğu nokta şu. Ligler, yani Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A bunlar neden değerli? Yani televizyon gelirleri, sistem, kural, her şey oturmuş. Futbolcuların oraya gitmesi, evet. Bütün bunlar bir sistem değil mi? Evet. Yani aslında baktığınız zaman futbol bir show business diye söylüyoruz. Her şeyle beraber ve çok büyük paraların döndüğü, ülkelerin bütçelerine yakın, bazı ülkelerin tabii bütçelerine ki, yakın tabii. Rakamların konuşulduğu bir spor faaliyeti, show business'ı, doğru mu? Aynen öyle. Temsil, şimdi, tanıtım, diploması tabii, ne isterseniz var şimdi yani. Şimdi bakın Türkiye'de... Dünya yıldızları geliyor bak, tabii, bizim ligde oynuyor şimdi yani. Şimdi 6. hafta katılmamak mümkün değil. Ya daha başındayız, adalet istiyoruz, o oluyor, bu oluyor. Bunlar için çok erken. Lig bir maraton, bir şey kaybetmiş değiliz. Bir şey de olmuş değil. Daha ligin başında bunları var. Nitekim senin futbolcun etkileniyor. Tabii yani. Bundan. Şimdi başta da söyledim. Joseph'in o haline üzüldüm. Çok iyi izah etmek lazım bunu. Çünkü bakın daha 6. hafta biliyorsunuz talihsiz şeyler yaşanıyor. Türk Futbol Federasyonu'nun toplantısı sırasında bittiğinde ya. Kurşunlanıyor. Aynen. Dönüyorsunuz. Galatasaray Adası. Galatasaray Adası. Yorgun bir kurşun düşüyor. Dönüyorsunuz. Daha Ankara gücünde sahaya futbol seyirci atlayıp futbolcuları tartaklamaya yelteleniyor. Şimdi bunlar bir ülkenin lig değerini, kalitesini, değerini, gelirini ve marka değerini etkileyen şeyler. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu yüzden özellikle seyircilerimizin, yani burada bakın ileride sponsor bulamayız, ileride futbolcu bulamayız. İzleyecek seyirci bulamayız. Seyirci bulamayız. Aynen, yani katılıyorum. Hafta sonu ben istiyorum ki Türkiye'de, yani bizler istiyoruz ki stadyumlara insanlar küfürsüz, fair play çerçevesinde eşleriyle, çocuklarıyla gidebilsinler. Burada maçları seyredebilsinler. Şimdi oraya gidiyorsunuz, seyirci atlıyor. Orada bir kavga, dövüş var. Bunun yeri değil ki burası. Kesinlikle. Ya burada çok daha keyifli zaman geçirmek lazım. Peki hocam. Yani bakın biz de yaşadık buna benzer şeyler yani. Biliyorsunuz Rize'de, evet, dönüşünde, evet, Trabzon'da yaşadığımız, evet, olayda otobüsümüz kurşunlandı. Evet, evet, bakın, evet, Dirk Kuyt'ı kayıt tutamadık. Hı-hı. Ben dedi oynamak istemiyorum burada, evet, bu ligde, evet, dedi. Çok acı bir durum. Şimdi vahim bir durum. Ben buna da üzülüyorum. Yani, hı-hı, burada Joseph De Souza'nın tabii abartılı, hani anlatmak lazım, izah etmek lazım. Bunu da Beşiktaş yöneticiler çok güzel bir şekilde önüne bariyer koydular. Gerekeni, hı-hı, anlattıklarına inanıyorum zaten De Souza'ya. Üzülmüş olabilir, haklıdır. Ama bu bir, yani bir maç ceza aldım diye. Belki bu çok önemli bir maçtı. Orada yalnız bıraktığı için takımını duygusal davranmış olabilir. Ama bunun için tabii bir ülkede ben işte ligde gitmek istiyorum, bırakmak istiyorum. Bu söylem hoş bir söylem değil yani. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Yani gitmez mi diyorsunuz? Gitmemeli mi diyorsunuz? Bence gitmez. Zaten gitmez. Yani bir, evet, futbolcu bir maç ceza aldım diye bir ülkedeki ligden eğer başka sebepler yoksa, başka bahaneler, evet, yoksa gitmez tabii. Yani ne olacak, bir maç oynayamazsın. Maraton bu yani, önünde 25 maç daha var yani, evet, 20 maç daha var, kaç maç var, 6. haftadayız, 22 tane, evet, 23 maç var yani, ne olacak yani, sen orada kim maçı telafi edersin, hı-hı, yani
bu yenilmezlikle bitirilecek, gol yememezlikle bitirilecek ya da takım olarak yenilmemezlikle bitirilecek diye bir şey yok ki. Aynen, yani aynen. Bu maçta yenilir Beşiktaş. Haftaya başka bir derbi var. Bakın Fenerbahçe derbisi evet, geliyor. Evet, evet. Fenerbahçe maçında oynarlar, kazanırlar, kaybederler. Bu hani bu kadar büyütülecek bir şey değil yani. Bence de gitmez. Gitmek istese de zaten Ahmet Nur Cebi Başkan bırakmam diye Cebi ifade etti. Bırakmaz. Siz de söylediniz. Engel konuldu. Evet. Bırakmayacağını şimdi, ve yollamayacağını düşünüyorum yani açıkçası. Aynen. Yani Valerian İsmail'i biraz değerlendirelim isterseniz. Yani çünkü işte bana göre tercihleri doğru değildi bugün ama belki de eli kolu bağlıydı. Orta sahada Salih çok çalıştı. Ama tabii dediğim gibi hani ofansif yönün dışında defansif yönü yani top kapma ve önde pres yapıp topu kapma bazında Josef de Souza'nın çok daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bu sebepten dolayı da hani orta sahada kapılan şu modern futbolda en önemli şey ne? Ön libero ve orta sahan. Kesinlikle. Neden? Orta sahada kapılan top hücuma çıkan bir takımı kontra atakla ya da hücuma çıktığı için defansı boş bıraktığı için gol şansı ve ataklara daha çok sonuç alınacağı için önemliydi. Bu anlamda baktığımızda Josef de Souza'nın da oynamaması en büyük handikapıydı. Ben kaleci seçimini eleştirdim biliyorsunuz. Siz evet, bana yani katılmadınız. Genç bir kaleci. Yani genç bir kaleci. Ben tabii, yeni bir oyuncu kazandırmak. Ben burada takıma başka şeyler de duyduğum ne için ufak tefek. Ne duydunuz merak ediyorum. Siz çünkü kulağı derin olan birisiniz yani. Kaleciyle ilgili başka şeyler ne duydum ama bakın daha 6. haftada böyle para pul konuları kaleciyle yani takım arasında. Satıldı mı diyorsun? Yok yani başka efendim. Ersin satıldı mı diyorsun? Yani? Yok satıldı yani? Demiyorum ama belki başka şeyler olabilir. Yani başka taleplerde bulunmuş olabilirler. Çok net bilmiyorum. Mesela, kaleci olarak başka bir talepte bulunmuş böyle olabilir. Böyle bir maçın öncesine mi denk gelir? Valla olabilir. Yani çünkü yani neden Ersin oynayabilirdi bu maçta? Oynamadı. İlginç yani. Bana çok ilginç geldi. Kulağıma da ufak tefek şeyler geldi. Ama onu ileriki haftalarda paylaşırsanız seviniriz. Yani. İleriki haftalarda paylaşmayı öyle mi? Peki o zaman daha da netleşir sevgili çünkü. Sevgili seyirciler, Barış Hoca'da çok özel bilgiler var. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ama ileriki haftalarda değil. Ben programdan sonra kendisine soracağım. Öğrenirsem yarın paylaşırım bu şekilde. Evet hocam yani durum bu. Evet Beşiktaş. Ama Başakşehir tutulmaz. Yani. Bir gerçekten şekilde bayraklaştı yani. Evet ben puan durumunu eğer arkadaşlar ekrana getirirse bir bakarız tabloya. Bakalım. Yani bir de Emre Belezoğlu'na da inelim yani. Başakşehir deyince yani. Ama yani puan Emre durumu önce bir gelirse puan durumuyla tabii, başlarız. Puan durumuyla konuşalım. Ondan sonra Başakşehir'i özellikle Emre Belezoğlu'nu ve oyuncu tercihlerini konuşuruz tabii ki. Evet. Yani baktığımızda Başakşehir biliyorsunuz Avrupa'da da çok iyi gidiyor. Tabii. Yani müthiş. Şimdi müthiş puan durumu geliyor. Evet. Evet. Şöyle bir bakalım. Konyaspor 14 puan. Başakşehir bugün kazandı 16 puan oldu. Dolayısıyla lider. Beşiktaş 13 puanda kaldı. Galatasaray 13 puan. Gaziantep 11 puan. Fenerbahçe 10 puan. Ki biz bir maç. Evet bay olduğu için bir maç eksik. Adana Demirspor 10 puan şu an Trabzon'la karşılaşıyorlar. Trabzonspor 10 puan. Kayserispor 9 puan. Alanyaspor 8 puan. Giresunspor 7 puan. Antalyaspor 6 puan. Kasımpaşa 6 puan. Karagümrük 5 puan. Sivasspor 4 puan. İstanbulspor 4 puan. Ümraniyespor 2 puan. Hatayspor 1 puan. Ankaragücü 1 puan. Puan tablosu bu hocam. Evet Başakşehir evet, lider. Yani şimdi Başakşehir gerçekten Emre'ye bir parantez açmak lazım. Bayraklaştı yani. Bayraklaştı. Fenerbahçe'deyken de bence başarılıydı. Kendini ispatladı zaten. Tabii, bana göre pro lisansı var yok. Bunlara girmenin tabii, alemi de yok. Bir de İcraatına bakacaksın hocam. Aslında benim için şu önemli. Fenerbahçeli ruhu önemli. Hı. Fenerbahçe sıkıntıdayken, derdim varken diyorsun ki gel Fenerbahçe'yi hani bir Emre Hoca da. Evet, Emre Hoca da. İsmail Kartal Hoca da. Evet, İsmail Kartal Hoca da aynı. Evet. Hiçbir şekilde, hiçbir şeye itiraz etmeden Emre geldi. Hı-hı. Ve bu takımı başkası yapmış olmasına rağmen hı-hı, transferlerini ve diğer şeylerini Erol Hoca yapmıştı. Evet, Erol Hoca yapmıştı. Geldi ve dönemde yani maç takımın başına geçerek hiçbir şey sormadan elinden geleni yaptı. Şimdi evet, sezon sonunda başarı elde etmişken ya da başarılı sonuçlar almışken ki ne dedik? Yani Fenerbahçe o dönemde gayet başarılı sonuçlarla istediğimiz noktaya geliyordu. Hatta hem İsmail Kartal döneminde hem Emre döneminde dedik ki lig birkaç hafta daha uzasa Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi dedik. Evet. Şimdi bir sezon daha verilebilirdi Emre.
Yani hem transferleri hem istediği futbolcularla olsun diye. Verilseydi belki diyorsunuz. Verilseydi, yani Ali Başkan bu kadar yıpranmazdı. Ya yani. Yıpranmazdı değil ama ben tabii şimdi kendi takımımı da evet. hani Fenerbahçeliyim. Ama oraya takım, geleceğiz. Onu bir takım gerçekler var. Evet. Onları konuşacağız. Evet. Kaç teknik direktör evet. gelmiş evet. geçmiş. Kaç futbolcu transfer etmişiz bunları konuşacağız. Ama dediğim gibi Başakşehir hep bir kolej takımı havasında. Evet. Göksel Gümüşdağ ve ekibini kutlamak lazım. Evet, Göksel Başkanımızın çok takdir ettiğimiz bir abimiz, büyüğümüz, dostumuz. Çok güzel bir hava yakalıyorlar. Her seferinde öyle bakın hiç bozulmaz. Hiç. Evet, hiç. Yukarı yani senelerdir hep istikrarla. Atman Hoca gidiyor, Okan Hoca geliyor, gidiyor. O gidiyor, Hoca geliyor. Ama Okan, Okan geldi, Hoca evet. gitti. Ondan önce Abdullah Hoca gitti. Ama hiç bakın istikrarını evet. bozmadı. Hep iyi yerlere geldi. Bunda, Aykut Kocaman da biraz. Demek ki yönetimin, evet. Aykut Kocaman da evet birazcık evet. sıkıntı oldu o dönemde. Demek ki yönetim yönetmeyi biliyorsa evet, sonuçlar yok. Güzel oluyor ve mesele olmuyor. Güzel transferler de yaptılar. Dediğim gibi Türkiye'nin en iyi, belki en keyifli transferlerinden birisi. Bugün Beşiktaş'a karşı gol atan Torre, Premier Lig'den, Tottenham'dan, Aston Villa'dandı galiba. Aldılar, evet, oradan transfer ettiler. Beşiktaş'ın da transferlerine değinebilirdik bugün. Onları da konuşmadık ama gelmişken lafı onu da söyleyeyim. Özellikle ben Vergost'u çok beğeniyorum. Çünkü bugün bir çok iyi bir göstereyemedi. Bugün öyle olmuş olabilir. Pozisyon da buldu ama evet, değerlendiremedi. Özellikle boyu avantajı, evet. kafa toplarındaki, yüksek toplardaki hakimiyeti Beşiktaş'a çok güzel şeyler kazandıracaktır. Ben beğeniyorum Vergost'u o anlamda. Aynen katılıyorum. Enkodu oyuna girdiği adam. Zaman inanılmaz katkısı olan, evet. inanılmaz bir sol kanat oyuncusu. Çok beğeniyorum keza. Mülaka geçen sene gol kralıydı. Redmond sağ bek aldılar ama ofensif yönü de güçlü bir futbolcu ki bugün keza evet. gördük. Oyuna girdikten sonra evet. önde bastı, şimdi ortalar yaptı. Esas evet. Bir futbolcu aldılar. Biliyorsunuz zamanında yaklaşık 100 milyon eurolar civarında bir fiyat biçilen Dele Alli. Ama işte yani, bu maçta sakat. Bu maçta sakat evet. ama çok büyük patlama yapabilir. Evet, yani çünkü buraya oynamaya geldi. Evet. Buraya o kendini ispatlamaya kendi geldi. Kendi ispatlamaya evet. geldi. Çünkü o rakamlardan çok marketing değeri evet. çok fazla düştüğü için Türkiye'ye kendisini ispatlamaya geldi. Ben çok büyük sürpriz yapıp çok büyük patlama yapabilir diye düşünüyorum. Valerian İsmail'in elinde de yıldızlaşacağına yeniden inanıyorum. Ben Valerian İsmail'i de beğeniyorum aslında. Evet, bugünkü aynen. maçta tercihleri atletik yanlış olabilir. Atletik bir teknik adam. Evet, bugün ama işte seyirci çok hemen çok tepki veriyor. Beşiktaş'ta üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bu. Ya Necip bugün hata özür diliyorum. Yani... Şu anda biliyorsunuz Güney'de büyük bir mücadele var. Evet. Adana Demirspor, Trabzon. Trabzonspor maçı ve hattımızda da Ömer Çetin Engin Bey var. Merhabalar. Merhaba sana hocam, iyi yayınlar. Ömer abi maçtan bize bir bilgi verir misin? Nedir durum? Maç beklediğimiz gibi geçiyor. Oldukça hareketli bir maç Hasan Hocam. Adana Demirspor 1-0 önde şu anda. Sol bekleri Rodriguez. Trabzon'a ikinci şok. Ya sol bekleri Rodriguez harika bir frikik golü attı. Hı hı. Rodriguez'in zaten şutları daha önceden de dikkat çekiyordu. Öyle bir golü de vardı Rodriguez'in. Şu anda Adana Demirspor 1-0 önde ve enteresan bir dizilişi var Hasan Hocam. Adana Demirspor'un forveti yok. Anlatırsanız seviniriz efendim. Santrafor'u yok. Montella böyle bir dizilişi tercih etmiş. 4-6-0 mı oynuyorlar? 4-6-0 diyebiliriz. Önde evet. Yusuf, Berland'ı, Onyekuru, Endia'ya, İstanbul gibi adamlar var. Emre Akbaba'ya da yeni transfer biliyorsunuz. Evet. İlk maçında forma verdi. Çok varyasyonlu 3. bölge formatı uygulatıyor şu anda Adana Demirspor'a. Ve güzel de sonuç alacak gibi gözüküyor. Trabzonspor şöyle bir ilginç not söyleyeyim size. Benim buyurun. Dikkatimi çeken Hasan Hocam. Şampiyon takımlar kadrolarını muhafaza ederler. Şampiyonluğun enerjisiyle yeni sezona girerler. Buna özen gösterirler. Nereden biliyoruz biz bunu? İşte biliyorsunuz Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluğu ve sonra Avrupa şampiyonluğu. Benzer kadro değil mi Galatasaray'da tabii o zaman da benzer bir kadro yukarı. Vardı. Premier Lig'in son 5 sezonunun 4'ünde şampiyon olan Manchester City aynı kadro aşağı bravo. Yukarı çok değişiklik yapmıyorlar. Bayern Münih değil mi Hasan Hocam? Aynen. Yani kolay kolay kadro oturmuş bu kadro. İskeleti belli kadro yani. Var. Belki bir iki oyuncu değişir ama kadronun tamamı değişmez. Aynen öyle. Şimdi bir bilgi vereyim o zaman buyurun. Hasan abi. Trabzonspor'un şampiyon kadrosundan yani 3 ay öncesinden bahsediyoruz. 3-4 ay öncesinden bahsediyoruz. Şu anda 11'de 3 tane futbolcu oynuyor. Uğurcan. Ama şimdi burada Abdullah Avcı'ya faturayı kesemeyiz. Niye? Çünkü şampiyon kadrodan kaç tane futbolcu gitti? Bir de öyle hocam, bakmak lazım.
Giderse de böyle olur, göndermeyeceksiniz. Vakayemi'yi bir şekilde tutacaksınız. Hı hı. Cornelius'u bir şekilde tutacaksınız. Bakın Visca gitti, sakatlandı. Hamşik ortada yok, sakatlandı. Dolayısıyla istediğiniz kadar iyi oyuncuları alın. Bundan iyi bir takım çıkarmak biraz vakit alıyor. Ha, takım mühendisliği konusunda bir eksik mi gördünüz bugün? Son haftalarda öyle. Bakın 5. hafta, bu hafta 6. hafta oynanıyor. Trabzon'un 6 golü var. Şu ana kadar 6 gol yedi. Peki Avrupa maçları biraz Abdullah Hoca'nın kafasını yormuş olabilir mi? Karıştırmış olabilir mi? Elbette. Ama ya başarılı olmayacaksınız ya da ikisini beraber yürüteceksiniz. Maksim. Ona göre transferler yapacaksınız. Elbette buyur hocam. Olmuş olabilir. Barış abi, hocam bir soru. Ömer abicim iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Barış hocam, buyurun. Peki Maxi Gomez özellikle Fenerbahçe bize büyük transfer çalımı atarak gerçekleştirdiler. Trabzon Maxi Gomez'i alarak. Doğru. Maxi doğru. Gomez'in oynaması ileride Trabzon'a ne gibi şeyler katar Ömer abicim? Siz seyrediyorsunuz. Maxi Gomez Barış hocam golün her türlüsünü atan biri. Evet. Yani golün her türlüsünü atan biri. Fakat Hamşikli, Abdülkadir Ömürlü, arkada sağlam tek ön libero, Berat çift ön libero, Siopisli, önde Bakasetaslı, solda Vakameli bir Trabzon'u düşünün. Evet. Sağda Viskalı Trabzon'u düşünün. Bunların Cornelius'a indirdiği toplarla Gomez'in aldığı toplar elbette aynı olamıyor. Yani Trabzon ikinci bölgeden üçüncü bölgeye bu golcü oyuncuya top geçiremezse Maxi Gomez'in yapacağı çok fazla bir şey kalmayacak. Onu demeye çalışıyorum. Evet, yani doğru. Trabzon işlemiyor Barış hocam. Anladım. İşlemiyor. İşlemesi için işlemez demiyorum ben. Şu anki tabloyu söylüyorum. Evet. Zorlanıyor Trabzonspor. Niye? 3 tane oyuncu kaldı sizin tabii, şampiyon sakatları kadro. Da var ama Ömer abi. Sakatları da var. Futbol bu sakatlıklar da olacak. Jesus Fenerbahçe'de nasıl derinlikli bir kadro yaptı değil mi? Evet. Niye? Bir sebebi de bu. Benim diyor klasik 11'im yok diyor. Maça göre 11'im maça göre, var benim doğru. diyor. Ama... Yani bir tür basket takımı kurmak gibi bu. Trabzon da fena transferler yapmadı ama bir anda o takımın içi boşaldı. Evet, dolayısıyla maalesef. O enerji İstikrar de kalmadı. İstikrar orada kayboldu. Demek ki i̇şte yani her diyorum, zaman şampiyon diyorum. Olduğunuzda kadronuz elinizde tutmazsanız bir anda değişim olmaz. Bunu geçmişte evet. hatırlarsanız Sivas'ın böyle ilk üçe girdiği bir dönemde Sivas Spor yapmıştı Bülent Uygun'la birlikte. Hı-hı, bir anda hı-hı. o Sivas Spor, zirveye oynayan Sivas Spor büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu sezon tanıyamıyoruz Sivas Spor'u. Aynen. Ben tanıyamıyorum. Ama beklentimin çok ötesinde. Evet. Kötü. Ömer çok abicim, ötesinde. Tabii... Bu arada Trabzon 1-1 yaptı onu söyleyeyim. Ben alttan bakacağım. Güzel. Ben yaptı. Onu söyleyecektim. Sayın Avcı'ya tabii Türkiye'nin iyi, en başarılı teknik direktörlerinden biri. Sayın Avcı bu Trabzon'da aksayan yerleri kesinlikle görüp ona göre önlemler alacaktır diye düşünüyorum derken 1-1 olmuş. Ama Barış hocam özellikle... işin özetini... Murat evet. abinin Adana Demirspor'una Sayın Sancağ'ın özellikle bir parantez açmak istiyorum. Onlar da bir kolej takımı havasında gerçekten her sene lige renk kattılar. Özellikle transferleriyle, özellikle teknik direktörlerini çok beğeniyorum. Hep böyle bir iddialı İtalyan bir giriş. Evet, evet, her zaman bu iddialı söylemleriyle ki en son Fenerbahçe maçında Kadıköy'de seyrettim. Gerçekten ortada bir maçtı. Çok böyle kritik noktalardan sonra döndü maç. Ama o noktalarda farklı evet. olsaydı maçın skoru da farklı olurdu eminim. Barış abi Milan'ı çalıştırmış, Sevilla'yı çalıştırmış bir teknik direktör. Evet, tabii ki, Montella, tabii ki, tabii ki. Yani az buz bir teknik direktör değil. Evet. Geçen seneden Adana Demir'den kimler gitti değil mi? Ne kadar etkili adamlar gitti. Yasin geri döndü Galatasaray'a. Evet. Balotelli ayrıldı takımdan. Hı-hı. Vargas gibi bir topçu gitti takımdan. Ona rağmen Adana Demir taş gibi duruyor ortada. Yine Hı-hı. heyecan veriyor değil geçen, mi? Değil mi? Geçen... Bakın Trabzon'un dozajı düştü yani. Evet. Adana Demir'deki bu enerjiyi Trabzon'da göremiyorsunuz. Niye? O enerjiyi taşıyacak adam yok. Yani 3 tane adam var 11'de. Evet. Yani demek ki tek ne zaman hoca toparlar değil. Özet bir şey söyledi Abdullah abici. Konuşmaların özeti. Bu dönemlerde güzel futbol beklemiyorum. Bu 3 puan bekliyorum dedi. Bana yeter dedi. Her şeyi özetledi sanıyorum. Evet Abdullah bence de aynı şey. Yani çok teşekkür ederim farkında. Ömer abi. Reklama gideceğiz. Bir reklam arası peki. vereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Yine size. İlerleyen dakikalarda sonuç almak adına arkadaşlar arayabilirler. Bilginiz olsun. Elbette. Elbette. Çok çok teşekkür elbette. Ediyorum katkılarınız için. İnşallah ben bir gün de stüdyoda beraber olacağız. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Evet hocam, bir reklam arası verelim. Devam edeceğiz. Gayet keyifli geçti ve dop dolu bir program oldu. Özellikle teşekkür ediyorum. Adana Demirspor'la ilgili de söyleyeceğim. Çünkü geçen sene, yani bu 15 Ocak'ta, geçen sene demeyelim artık. Bu 15 Ocak'ta hem Murat Sancak ve özellikle Adana Demirspor'un teknik direktörü Montella ile bir gece oturup hem yemek yiyip hem de sohbet etme şansı buldum. Ondan da özellikle bahsetmek istedim. Tabii tabii. Yani. Reklamdan sonra bunları dinleyelim. Bir de tabii, Aslan coştu bir kere. Evet. Dolayısıyla yani bir Aslan'ın coşuşunu da konuşalım istiyorum. Konuşalım. Şimdi reklamlar. Evet, programın ilk bölümünde Beşiktaş'ı konuştuk, Başakşehir'i konuştuk. Josef de Souza'nın basın açık toplantısını konuşmuştuk. Ve şimdi de kapatırken de Aslan coştu bir Kerem demiştik. Evet. Dolayısıyla Galatasaray, hatırlayacağınız gibi Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve haftayı zaferle kapadı. Çok önemli bir galibiyetti. Evet hocam, sizden dinleyelim. Valla Galatasaray tabii Okan Buruk ve son dönemde yaptığı transferlerle özellikle 5 transfer yaptılar bir hafta içerisinde. Son 13 toplamda transferler tabii, 13 var. 13 toplamda ama son 3-5 gün içerisinde de 5 transferle inanılmaz transferler var. Ama onları söylemeden önce şeyi söyleyeceğim. Özellikle 6. haftadayız. Maraton olduğunu söylemiştik. Tam 32 hafta var. 32 evet. maç daha var. Tabii yani tabii. Çok başındayız ligin. Yani. Bir de baylar var biliyorsunuz. Eskiden bu son 2 senedir Topal var. Topal lig derdik biz. Evet, baylar 2 senedir aktif. Öyle olunca da Başakşehir sıralamada bay olduğu için bir hafta ikinci durumda. Yani aslında lider Konya. Evet. Ama bir maç eksik tabii ki. Bay geçtiler bizim gibi, Fenerbahçe gibi. Onları söyledikten sonra ben Galatasaray'ın çok iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Ve Galatasaray ligde göreceksiniz. İnanılmaz da bir ahenk yakaladılar. Dursun Başkan önderliğinde yönetimin değişmesiyle burada benim de yan komşum Rıza Moravalı başkanla çok ahenk içerisinde çalışıyorlar. Erden Tümur aktif rol alıyor. Çok bayağı dostumuz, arkadaşımız kendisi. Transferlerde etkili kişi. Evet, çok çabalıyorlar. Ve Icardi transferi. Yani isterseniz bu transferleri, maçı bir Okan Hoca'yı dinleyelim. Ondan sonra Okan Hoca'dan sonra bu masaya yatıralım. Evet. Son iki maçını kazanmış, form olarak yükselen bir takıma karşı oynadık. Moralli bir takıma karşı oynadık. Maçın birinci dakikası gol pozisyonuyla başladık. Uzatmalarda gol pozisyonlarıyla bitirdik. Bugün çok fazla gol pozisyonuna girdik. 3 gol attık ama 3 golün dışında çok daha fazla gol bulabilirdik. Maçın sonu tabii ki 3-2 olması, bir duran toptan yediğimiz gol bir 3-4 dakikalık bölümde bizi korkutsa da oyun olarak maçın bütün bölümlerinde üstün oynadık. Takım oyununu her geçen gün arttırarak ortaya koyuyoruz. Ofansif oyunumuzu daha da arttırıyoruz. Oyuncularımız gerçek performanslarını buluyor. Bugün de net bir şekilde bunu gördük. Özellikle bu maç Kerem'in dönüşü için, Kerem'in attığı gollerle, zaten bunları hep çalışan bir oyuncuydu. Hep oyun içerisinde bunu arayan bir oyuncuydu. Bu 5 haftalık bölümde atamamıştı ama bugün Kerem'in de gol atması bizi ayrıca sevindirdi. Onun yanında dediğim gibi çok net bir oyun, çok net bir galibiyet, daha da farklı olabilirdi. Oyunun sonlarına doğru tabii ki 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Buna hazırlık için bunu düşünerek oyuncu değişiklikleri de yaptık. Giren oyuncularımız da en iyisini yapmaya çalıştı. Yani bir duran top, yediğimiz gol dışında hepsi en iyi şekilde girdikten sonra oyuna etki etmeye çalıştı. Ben bütün takımımı bugün oynadıkları oyundan dolayı kutluyorum. Evet Barış Hocam, gördüğünüz gibi Okan Hoca'nın yüzüne bir tebessüm gelmiş, rahatlık gelmiş. Kazanmak güzel şey tabii ki. Hele 1-0 geriye düştüğünüz maçı Gomis'le, Kerem'in 2 golüyle kazanıp zafere çeviriyorsanız daha da rahatlarsınız. Çünkü yaptığınız uygulamalar sizi doğrulamış demektir, desteklemiş demektir. Sizin değerlendirmeniz nedir? Vallahi, özellikle Gomis'le başlamak istiyorum. Evet ya, Gomis. Yani Gomis mesela bu yaşta, ilerlemiş yaşında. Bu yaşta ligde santrafor problemi varken, yani gol üretmekte herkes sıkıntı yaşarken,
Gomis hem bu yaşta hem de sonradan girip her maçta golü var. Nöbetçi golcü gibi. Ya böyle bir şey olamaz yani. Bizde bir Semih vardı bir zamanlar. Evet tabii ki. Fenerbahçe'de. Aynen. Semih de öyleydi. Yani girerdi, görevini yapar, golü atar, çıkardı. Gomis de o halde. Yani Galatasaray takımının tüm gollerini neredeyse Gomis atmış baktığınız evet, zaman. Aynen, aynen. Ve sonradan girip atmış bütün evet. golleri. Tabii böyle bonuslar olması bir teknik direktörün elinde büyük avantaj. Yani siz... Ki transferlerden bahsediyoruz. Transferlerden tabii transferlere geliyor ama mesela. Elindeki mevcut kadrodan böyle bonuslar evet. çıkması. Çıkıp gelip görevini yapıp golünü atan bu teknik direktör daha ne ister. Müdahale etti oyuna. Oyuncu değişikliğiyle çok güzel müdahale etti ve maçı aldı diye geçiyor. Ama Okan zaten hani bunu hak eden çok mütevazi, çok başarılı bir teknik direktör. Katılıyorum. Yani katılıyorum hocam. Emre Belözoğlu oldu aynı şekilde. Fenerbahçe'nin içinden gelmiş. Volkan Demirel. Bakın bunlar hep gelecekte bizi bayrağımızı, Türk bayrağını da ileri yerlere, geçmişte gençliklerinde taşıdıkları halde futbolcu olarak teknik direktör olarak da eminim taşıyacaklar. Nasıl gurur duyuyoruz Abdullah Avcı'yla bu ligde yabancı aslında teknik direktör. Aslında Abdullah Avcı'yla şu saydığınız isimlerden dolayı da gurur duymamız tabii, lazım. Fatih Terim. Bakın bunlar hep Aykut Kocaman, yani evet. İsmail Kartal. Evet. Bunlar Türkiye'de bizleri gururlandıran teknik direktörler. Yani Türkiye'nin ismini, bayrağını yurt dışında eminim bu teknik direktör arkadaşlarımız, genç teknik direktör arkadaşlarımız başarıyla temsil edecekler. Biliyorsunuz Tayfur vardı Havuççu. Tabii ki. Yani, bir öyle... şeyle birlikte yazık oldu, çekildi. Evet yani Adelnek. İşte önü açmak lazım. Evet. O yüzden bugün Fatih Terim hocam, Jupp Derwall zamanında öyle değil mi? Bu Mustafa bilgi, Denizli hocam. Mustafa Denizli hocam. Evet. Bunları almasalardı bu bilgileri. Evet. Yani Şenol Güneş hocam. Şenol yani. Güneş hocam. Yani, tabii o. Yani dünya üçün, dünya üçüncüsü evet. olduk yani Şenol hocayla. O yüzden bu arkadaşlarımız da gelecekte çok önemli noktalarda olacak teknik direktörler. Bir de insaniyetleri ve müdahale. Yani bir nesil de değişiyor mu diyorsunuz? Bir nesil yani? Tabii. Yavaş evet. yavaş değişiyor. Evet. Sahne değişiyor. Bunu tabii bunu tabii bizler de çok fazla görüyoruz. Hem meslek hayatında hem de hayatımızda. Artık belli bir zaman, kuşak, dilim değişiyor. O yüzden de Okan elinde Okan Buruk'un böyle bir kadro derinliğinin olması. Biraz önce Ömer abinin bahsettiği evet, şey. Kadro zenginliği. Fenerbahçe'deki evet. kadro zenginliğinin Galatasaray'da da olması bu ligde demek ki çok çekişmeli, keyifli bir lig olacak bu sene diye bekliyorum. Geçen senelerde biliyorsunuz seyircisiz maçlar, pandemiler çok sıkıntılı, çok keyifsiz dönemler geçirdi futbol dünyada. Artık bunun keyifli hale döndüğünü ve keyifli maçlar seyredeceğimiz dönemler gelecektir. Özellikle Galatasaray'ın transferlerinden bahsetmek istiyorum. Maçın 1-0'dan 3-2 gibi bir galibiyete taşınması, giren futbolcuların müdahalelerinin yerinde olması, evet, hamlelerin futbolcuların yerinde. Hamlelerinin yerinde olması. Bence burada çok özveriyle araya giriyorum hocam. Burada en önemli hamle Kerem hamlesi. Kerem. Evet, evet. Yani Kerem zaten 2 gol. Demek istediğim şey şu. Müdahale yani Kerem yerinde. Kerem suskunken Okan Hoca risk aldı, ona inandı, güvendi, evet, evet. sorumluluk verdi ve Kerem Galatasaray'ı taşıdı. Doğru, i̇şte teknik direktörlük becerisi budur. Biraz önce dediniz ya tabii. Okan Hoca'ya tabii. kariyerine, tabii. futbolculuğuna, adamlığına, teknik adamlığına inanır, güvenirim diye doğrudur. Ben de altına imza atıyorum. Bakın bir yabancı teknik direktör, ben buna inanıyorum. Hani evet. Buradan belki değerli futbol severlerimiz, izleyenlerimiz bana eleştiride bulunacaklar ama ben şuna inanıyorum. Yani. Türkiye'de biz Türk insanı olarak nasılsınız Hasan abicim? Akdeniz insanıyız. O kadar sıcak kanlı. Duygularıyla. Duygularımızı anında ortaya koyuyor. Anında tepki veriyor. Joseph de Souza da bize benzedi. Bize de benzedi yani. Yani evet. bizim duygularımız böyledir. O yüzden bizim futbolcumuza Türk teknik direktör, Türk olanlara dokunuyordur. Evet. Temas ediyordur. Onurlarını, gururlarını okşuyordur. Duygularına hitap ediyordur. Bu çok önemli bir şey. Evet. Türkiye'de Türk insanı böyle insanlarız. O yüzden de ben Türk teknik direktörlerinin, özellikle genç teknik direktörlerin başarıyı çok kolay yakalayacağına, yabancı teknik direktörün de zaman zaman önüne geçeceğine inanıyorum. Bizim tabii George Eşut'u ayrı tutmak lazım. Evet. O bir duayen olduğu için, kurt olduğu için bu konuda. George Eşut'a da geleceğiz ama şu Galatasaray'la ilgili birkaç tamam. sorum olacak. Onu da sorayım. Ben sen sormadan söyleyeyim mi birkaç buyurun. Şey? Tabii. Özellikle tabii, Galatasaray çok iyi transferlerinden benim takip ettiğim zamandan genç bir yıldız Yusuf Demir. Merak ediyorum. 15 dakika Kapitin, oynadı ama evet, şiir yani, gibi oynadı. Tabii yani göreceksiniz müthiş bir transfer. Dilerim bu istikrara devam eder. Çok daha iyi olacaktır. 15 dakika oynadı ama gerçekten.
Rashica çok değişik bir adam. Çok evet. tehlikeli. Evet. Norwich City'den onu evet. biliyoruz. Hı-hı. Hani göreceğiz neler yapıyor ama gerçekten çok tehlikeli. Hı-hı. Çok iyi top oynayan bir kanat oyuncusu. Mata o da çok başarılı bir futbolcu ama bana göre Adana birazcık yaşlı. Birazcık evet. yaş itibariyle değerlendirmek lazım. Martin Rose zaten onu Hı-hı. geçtik ama Icardi. Bakın müthiş. Icardi çok müthiş ben bir topçu. Hala şaşıyorum. Ve nasıl geldi? Nasıl? Ben nasıl size geldi? Acaba ama, yayıncı kuruluşun BNTV'nin burada bir etkisi oldu mu? Hasan abi, buyurun. Adam bak geldi. Uçakta çalıştırmışlar üçlü çekmeye. İndi evet. havaalanında evet. üçlü çekti. Adamın açıklaması var. Şimdi Paris'te tabii çok kötü sezon yaşadı. Yani onun yerine santrfor olarak ki gol makinesi yani. Evet. Başka kişiler oynadı. O yani o şansı bulamadı ve kötü bir sezon geçirdi. Şimdi Türkiye'ye tatile gelmiş aile. Bana yani okuduğum şeyden söylüyorum. Bana demiş Galatasaray forması aldırttı çocuklarım. Türkiye'ye gelmişler Galatasaray forması almışlar. Şimdi o dönemde tatilde Paris Saint Germain'de oynuyor o zaman yine. Yani Paris'te oynuyor. Fransa'da oynuyor. Ve Türkiye'ye geliyor. Gidiyor Beşiktaş forması, Fenerbahçe forması, Trabzon forması almıyor Galatasaray forması. Galatasaray'a sempatisi oradan. Galatasaray'ın bir uluslararası marka olduğunun ifadesidir bu. Bir dakika şimdi o zaman öyle yani, dersen yani, bir dakika yani. Ne demek şimdi Fenerbahçe uluslararası bir marka değil mi? Galatasaray'ın UEFA kupası var. Teessüf ederim bak bir, öyle dersen. O manada değil bak, mi? Bak öyle dersen. Şimdi, burada notlarım şimdi, var. Fenerbahçe'ye kimleri almışız? Bak Mesut Özil'ler. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz ama şunu Kayarlar. Çok hızlı, hızlı gitmemiz gerekiyor. Anelka ben o zaman olma. Hayır, onu, oraya Ortega geleceğiz. Bunları sayarım. Yani. Transfer şampiyonluğunu konuşmuyoruz. Şu anda Galatasaray'ın UEFA kupasını, Süper Kupası'nı bundan dolayı ya, Avrupa markası olmasını konuşuyoruz. Dileriz ve umarız ki diğer takımlarımız evet. da bu başarının üstüne koyarlar. Bunu kabul etmem. Evet şimdi hocam... Şimdi tabii ki yani rekabet anlamında ben bunu bir tartışmaya dönüştürmek istemiyorum. Hakikatler gölgelenemez. Güneş balçıkta sıvanamaz diye bir söz var. Bir dakika Kıymetli hocam. Hemen sana söyleyeyim. Senin Galatasaray olduğunu bilmiyordum bu kadar. Hayır sadece şunu soruyorum. Galatasaray topa sahip olduğunda çok etkili ama rakibe topu kaptırdığında çok zorlanıyor. Alan daraltamıyor. Bunun sebebi sizce nedir hocam? Bunun sebebi Okan hatırlıyor musunuz Galatasaray'ın bir dönemini? Evet. Emre Belözoğlu, Okan, Suat. Üçü evet. birden orta sahada bir basarlardı, o topu bir kaparlardı, pres. Yani kondisyonu, Okan Hoca bunu görüyordur. Ben de aynı şeyi maç seyrederken Galatasaray'la ilgili görüyorum. Topu kaptırdığı zaman tekrar topu almakta ve karşı takım topla oynarken pres yapmakta zorlanıyorlar. Ama bunun çözümünü Okan Hoca çok güzel ortaya koyacaktır. Sebebi zaten kendileri bunu, o üçgeni, Galatasaray'da o zamanlar çok güzel kuruyorlardı. Yani maziye bakarlarsa maziye cevabını bulurlar. Cevabını bulurlar. Evet. Tabii maçın ilk yarısını seyrederken siz ne düşündünüz ama ben şöyle bir şey istatistiklerden de hareket ederek 260'a 98 pas yüzdesiyle oynayan bir Galatasaray vardı. Bu kadar yüksek pas yüzdesiyle oynayan bir Galatasaray ligin en çok gol yiyen takımına karşı Kasımpaşa'ya karşı nasıl gol üretmekte zorlanır, zorlandı. Pozisyon üretmekte zorlanır diye düşündüm. Siz de düşündünüz mü bilmiyorum. Ben de düşündüm ama Okan'ın dediği gibi ikinci yarı oldukça fazla gol pozisyonuna girdiler ama değerlendiremediler. Sonrasında 3 golü buldular, 2 gol daha. Yani olacaktır ama bu dedim ya daha 6. hafta, 32 hafta var. Hani bazı takımların değişik performansları oluyor. Özellikle teknik direktörlerin hep söylenir. İşte Abdullah Avcı yönetimindeki takım yükselir daha sonra ikinci yarı düşmeye başlar. İşte Aykut Hoca ya da Ersun Hoca dönemindeki Fenerbahçe hep az yavaş yavaş yükselir ama ligin sonunu gördüğünde inanılmaz bir performansa ulaşmış olur diye. Ben eminim Galatasaray, Okan, Başakşehir'de de aynısı olmuştu o dönemde. Gittikçe açılan bir takım Galatasaray'daki taşlar yerine oturdukça göreceksiniz çok kolay gol üretecekler. Pres problemini çözecekler. Topu kaptırdıklarında bununla ilgili gereken önlemleri alacaklardır ve çok iyi bir takım olacağına inanıyorum Galatasaray'ın. Yani, sabır etmek lazım. Gomis'e değindik ama bir soru daha yöneltmek istiyorum. 13 golün 8'inde imzası olan Gomis. Bundan sonra da devam eder mi gol atmaya? Özellikle Gomis, Icardi'nin, yaşına falan bakmıyor. Icardi'nin takıma katılmasından sonra rolü ne oldu? Yani onu tabii Okan Hoca bilir ama ben olsam tabii böyle bir durumda hani tabii şöyle de bakmak lazım Hasan abi. Yani Gomis'den önce takım yoruyor. Gomis de sonunda anahtarı açan futbolcu oluyor. Kilidi açan futbolcu oluyor. Değişmez yani, mi oluyor?
bu değişmez demeyeyim de Icardi ile belki zaten kilidi baştan açacaklar. Gomez'e çok daha hafif şeyler kalacak yani belki de. Ama Okan Hoca onun dengesini, adaletini bulur. Kim formayı hak ediyorsa onu oynatacaktır. Yani isimler oynamaz biliyorsunuz. Yani şimdi bakın Icardi oynamak hiç hazır olmadan oynamak istememiş. Bu da çok doğru bir şey. Niye? Biz yaşadık bunları. Öyle değil mi? Kesinlikle. Futbolcu sakat ya da toparlanmamış daha oynamadan gelmiş hazır değil. Çıkartıp maçı oynatmanın anlamı yok. Seyircinin önüne atıyorsunuz bir de. Evet. İdmanı hazır değil, maçı hazır değil. Ya bırakın birkaç hafta sonra oynasın, 4 hafta sonra oynasın. Evet. Performansını tam yakalasın. Tam hazır olduktan sonra oynasın tabii. Ki vitrine çıktığında da hakkını versin yani, diyorsun. Hayır bir de sakatlanma riski var. Yani siz tabii. Bu futbolcuya yükleme yapmadan, sezon içi beraber çalışmadan sezon başı alıp da takıma koyarsanız laktik asit testlerini yapmışlar öğrendim. Laktik asit testi zaten yani istedikleri değerde olmadığı için bu futbolcuyu oynatamazsın. Oynattığı zaman sakatlıklarla karşılaşırsın. Ya da sakatsa zaten oynatmaman lazım. Bekleteceksin, tedavisini yapacaksın. Biz yaşadık. Hatırla Robin Van Persie'yi sakat aldık. Aldınız ve ondan sonra oynattınız. Geçen senelerde Galatasaray yaptı aynı şeyi. Evet. Yani futbolcuyu aldılar. Oynatamadılar. Evet. Hemen hocam şunu da sorayım. Özellikle 6 haftada, geride kalan 6 haftada Oliveira'nın direkten dönen topları var. 4 top hem. Bir tane iki tane değil yani. Sizce Oliveira şanssız mı yoksa beceriksiz mi? Estağfurullah. Bana göre şanssız. Çünkü yani beceriksiz demek... Hayır zamanlama hatası yapılabilir, vuruş hatası yapılabilir. Yani, o pozisyona girmek bile bir yetidir bence. Evet. Onu kovalamak da yetidir. O pozisyonu ortaya çıkartmak da, meydana getirmek de bir yetidir. Direkt de patlayabilir. 4 kere patlar, 10 tanesi gol olur sonrasında. Yani direkt de patladı diye. Yani pozisyona girmek bile bence çok önemli. Bir soru daha sorayım. Evet. Galatasaray bölümünü Ercan Yıldız'la bağlayacağız. Onun görüşleri çok kıymetli diye düşünüyorum. Okan Buruk Hoca dedi ki Emre Kılınç ve Emre Akbaba ayrılmayı kendileri istedi. Sizce kendileri mi istedi? Yoksa kulübün tercihi miydi bu? Değildir. Bir futbolcu oynayamayacağını düşündüğü zaman ya da mutlu olmadığını düşündüğü zaman da yönetime ya da teknik direktöre ben ayrılmak istiyorum veya oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum diyebilir. Keza Icardi de öyle geldi. Yani Evet. Şimdi biraz önce siz söylediniz Hasan abicim. Yani Icardi Türkiye'ye nasıl geldi? Gelmesi mümkün değil. Ama ne yaptı? Baktı Paris'te oynayamayacak. Oynayamayacağına hiç olmazsa oynayacağı bir takımda durur. Gelir oynar. Evet. Sonuçta kiralık. Satın almıyorsunuz. Aynen. Tabii tapusu gene Fransa'da. Evet. Toparlayacak. Evet. Performansını arttıracak. Formunu tutacak. Kendini de yetiştirecek. Burada parlayacak. Dönecek kendi ülkesinde ya da işte Fransa'da. Hocam daha konuşacağım çok konu var. Bu arada tebrik ediyorum. Açıklamalarınızdan dolayı bir sürü izleyenlerimizden güzel mesajlar geliyor. Hepsini elbette seslendiremeyeceğiz, dillendiremeyeceğiz ama dilimin döndüğü kadar fırsat olduğu sürece isimleri tek tek sayacağım. Bu arada sevgili Ercan Yıldız, Türkiye Gazetesi Spor Müdürü. Onun Galatasaray ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Onu ekrana getirebilirsek onu dinleyelim, onun üzerine konuşalım hocam. Bu sezonki transferler geçen sezonki kötü dönemin izlerini silmek için yapıldı. Yönetim kendi üzerine düşen görevi yaptı. O büyük bir yük vardı yönetimin üzerinde. O yükü yaptığı transferler, özellikle yıldız transferler, Icardi, Mertens, Mata gibi, Torreira gibi yıldız transferlerle bu yükü üzerinden attı. Şimdi bütün yük Okan Buruk'un üzerinde. Yani Okan Buruk bu kadroyu nasıl oynatacak? Bu yıldızları nasıl idare edecek? Çünkü bazı pozisyonlarda özellikle 10 numarada kanat ve forvet bölgesinde 3-4 tane alternatif var. Bu alternatifleri haftada bir maç oynayacaksınız. Bu bir haftalık süreçte hepsine forma şansı vermek zor. Çünkü aynı pozisyon oyuncuları bunlar. Şu anda bütün yük Okan Buruk'un üzerinde. Okan Buruk bu yükü taşır mı? Geçmişinde bir şampiyonluk apoleti var. Ben açıkçası hem Fenerbahçe, Yasus, Beşiktaş'ta Valerian İsmail çok başarılı, çok yani futbol olarak da çok doyurucu futbol oynuyorlar. Galatasaray'da şu an için o doyurucu futbol göremiyoruz. İlerleyen haftalarda bu yeni oyuncuların katılımıyla bunu yapabilir mi? Şu anki orta saha kurgusuyla zor görünüyor ama ilerleyen haftalar bu yükü taşıyıp taşıyamayacağını gösterecektir. Zaten taşıyamazsa muhtemelen bu kadar transfer yükünün altında Okan Buruk'un takımda kalması, eğer başarısız olursa diye söylüyorum, sezon sonunu getirememesi çok büyük bir sürpriz olmaz.
Evet kıymetli hocam. Sevgili Ercan Yıldız'a bu kıymetli değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Zaten şampiyonluk konusunda Dursun Özbek Başkan diyor ki henüz şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Bence de doğru söylüyor. Evet. Galatasaray bölümünü böyle tamamlayalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Geçelim. Ama söz şampiyonluktan açıldığına göre bu sezon o sezon mu Fenerbahçe için diye soralım hocam. Vallahi bu sezon inşallah o sezondur. Şöyle. Çünkü Fenerbahçe'nin Hasan abi transfer politikasını doğru bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Berişka'yı yolladılar ama santifor olarak. Hocam şu anda 25 milyon avro harcadı. 30 milyon avro kazandı. Yani 5 milyon artısı var. Yani bunun nesini doğru bulmuyorsunuz? Nesini doğru bulmuyorum? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın. Minja kim stoper değil mi? Evet. Satmışız. 18 milyon euro. 18 milyon euro. Evet. Peki stoper kimi aldık? Luan Perez. Doğru mu? Geldi. Doğru. Stoper almışız. Kaç liraya almışız? 5,5 milyon euro. Dünyaya baktığın zaman. Evet. Dahisi yok mu diyorsun? Manchester United. Hiç dahisi yok mu demiyorum. Bak. Dünyada futbol, kapitalizm yani paranın, pulun ne kadar çok yatırım yaparsan takıma o kadar çok başarılı olduğunu görüyoruz. Doğru mu? Şimdi bugün Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United ne yapıyor? Bir tane stoper mi sattı? Kaç liraya sattı? 18.5'e. Eğer altyapıdan ya da genç bir yetenek o bu yakalayamıyorsan 18 milyon euroya sattıysan gidersin üstüne 2 milyon euro daha koyarsın. 20 milyon euroya en iyi stoperi alır getirirsin. Ama biz ne yapıyoruz? 18 milyon euroya onu sattık. İkişer milyon eurodan 10 tane futbolcu aldık. Ama istikbali olan bir oyuncu diye alıyoruz. Hasan abiciğim bak. Yani buradan ama nereye bizim buna sabrımız yok. Sen Ali Koç Başkan'ın transferleriyle ilgili genel bir bilanço mu çıkaracaksın? Ali Başkan benim, ben bir Fenerbahçeliyim. En çok isteyenlerden bir tanesi eski benim. Eski yönetim kurulu üyesiniz. Hepsi yönetimdekiler arkadaşlarımız, Ali Başkan dostumuz. Ben isterim ki Fenerbahçe uçsun, açık ara yapsın. Nisan'da, Mart'ta şampiyonluğunu ilan etsin. Ama bunların bu kadar para harcayıp da bu kadar böyle bir... İsabetli transferler değil, nokta transferler bana göre değil. Değil. Şimdi konuşacağız gelenleri giden. Fenerbahçe'nin transferleri nokta transferler değil diyorsunuz. Bana göre değil. Peki. Size göre öyle mi? Bana ben, bir tane... Ben soruyu soruyorum, cevabı sizden bekliyorum. Tamam, yani. Bakın gidenlere bakacağız. En son Batu Şahin'i aldık değil mi? 3,5 milyon lira santifor aldık. Yolladık. Kimi yolladık? Berişka'yı yolladık. 300 bin TL, 300 bin euro ile. Birisine 3 milyon euro aldık, birisine 300 bin. Santifor'un yok. Bir tane santifor transfer etmişsin doğru düzgün. Yani oynatacağım dediğin ki maçın skoruna etki edecek. Ya bizim 20 tane orta sahaya, 10 tane orta sahaya ihtiyacımız yok. Bizim çok iyi bir santifora ihtiyacımız var. Fenerbahçe'ye bir tane santifora ihtiyaç var. Ve siz bana diyorsunuz ya. Hasan abiciğim. Hocam 5 tane santifor elinizde var. Daha ne istiyorsun abi? Kimler var? Saysanız bana. Valencia var. Değil mi? Valencia. Santifor. King var. Kim var? King. Joshua King. Evet. Joshua King'i Serdar Dursun var. Yeni aldık. Doğru. Batshuayi var. Batshuayi'yi aldık. Doğru. Yani bak yani saydım ben. Beşinci de sen söyle yani. 5 tane değil ki. 3 tane santifor saydım. Batshuayi. Abi Valencia değil mi? Valencia değil. Sen Joshua King'i Valencia'yı geçen seneden... Bu sene aldıklarımıza bakıyorum. Oynattığın, geçen sene de aynı problemleri yaşadın gol üretmede. Bana bu sene aldığın santrafor söyle. Işte kimi aldık santrafor olarak? Dünyanın en iyi hocasını geçirdin abi. O da artık tamam. Yani santrafor üretsin mevcutlarda. Bak, o başka. Onu tartışmıyorum. Ama sana şunu getireyim. Bak çok ilginç istatistikler var burada. Konuşalım. Madem öyle konuşalım. Ali Koç Fenerbahçe'de kaç senedir var? 4 mi oldu? Tamam. Bir kere bizi neden eleştirdiler? Eski yönetim en çok neden eleştiriliyordu? Şampiyon yapamıyoruz. Fenerbahçe o kadar kötüydü ki herkes Fenerbahçe düşmanıydı. Ne kadar bütün boş takımlar bıraktınız? Bize kötü oynuyordu. Ne kadar boş bıraktınız? Kötü transferler vardı. Bir dakika. Bir de transferler zamanında yapılmıyordu ki biz kamp döneminde hiçbir istediğimiz futbolcuyla çalışamıyorduk. Hangisini düzelttiniz? 3 tane en büyük eleştirdiğiniz konu vardı. Hangisini düzelttiniz? Hangisini siz yapmadınız? Bugün çok daha büyük Fenerbahçe düşmanlığı var. Herkes Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynuyor, daha saldırgan oynuyor, daha güçlü oynuyor. Harcamaya gelirse bakın 4 yılda bir fut takım 61 tane transfer yapmış Fenerbahçe. 61. Bilanço nedir? 11 tane santifor almışız. 11 tane forvet santifor. 30 milyon zararımız var ama. 30 milyon euro zarar etmişiz bundan. Bakın 30 milyon euro zarar etmişiz. Esas bombayı söyleyeyim size. Buyurun. Kaç tane teknik direktör değiştirmiş olabiliriz 4 senede? 7 mi?
Bakın bu sene yani Jorge Jesus'u saymıyorum. 7 diye. Sayayım mı diğerlerini? Koku. 1. 1. Erwin Kuman. 2. 2. Ersun Yanal. 3. Murat Gölle. 4. Tahir Karapınar. 5. Erol Bulut. 6. Emre Belezoğlu. 7. İsmail Kartal. Ondan sonra da Pereira. 10 tane. İkisini çıkar. 10 tane. Niye çıkartıyorsun? Onlar yani biliyorsun. Ya takımın başında teknik direktör, yani, teknik direktör. Emanetçi teknik direktör. Tamam ne fark eder yani. Teknik direktör. 10 tane. Evet. Böyle abi 4 sene. Yılda 2,5 teknik direktör değiştiriyoruz biz ya. İstikrar. Ya istikrar nerede yakalayacağız evet. Ya? Evet. Ya yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya bu takım mühendisliği dediğimiz bir neyse, şey var Arda değil Güler mi? Gibi bak futboldan anlayanların yapıyoruz. Takım mühendisliği denilen bir şey var. Evet. Ya herkes her şeyden anlayacak diye bir şey yok ki. Ben doktorum diyorum. Hocam bu konu ama uzar. Ya. Ama isterseniz bir şey, 7. hafta maçlarına bakalım. Çünkü Fenerbahçe bu hafta bay. Haftaya bay, daha çok tamam, konuşacağız. Daha konuşuruz. Peki tamam. Ama Fenerbahçe transferleri doğru noktasal transferler değil. Dediğim gibi transfer ettiğiniz futbolcudan kazandığınız paranın daha fazlasıyla almayıp bambaşka noktalarda hocam lütfen var. Sizden istirham edeyim. Haftanın peki. Maçlarını okuyayım. Bu arada peki, da ben Trabzonspor maçına evet, bakacağım. Cuma günü Galatasaray-Konyaspor, Hatayspor ve Kayserispor oynuyorlar. Cumartesi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Adana Demirspor, İstanbulspor, Beşiktaş. Pazar günü Trabzon, Antep, İstanbul, Başakşehir, Karagümrük, Ankara Gücü, Sivasspor, Fenerbahçe, Alanyaspor maçları var. Gelecek haftada keyifli maçlar var. Ömer abiye bağlanabilirsek Trabzon maçı ile ilgili son dakika değerlendirmesi. Evet, onları da öğrenelim tabii. Pekala. Peki diyelim ki bir hafta Trabzonspor elinde Gaziantep'te oynayacak. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya inşallah Trabzonspor Yunus Bayram'ın maçı da katılımıyla birlikte daha renkli, daha heyecanlı, daha tartışmalı bir program yapacağımızın şimdiden garantisini verelim. İyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol seyirler. Bu arada izleyenlerden gelen tebrikler vardı. Onları özellikle ifade edeyim. Derya Enes Kalkan, Metin Türkmen, İdris demiş. Galatasaraylıyım demiş. Gayet güzel program yapıyorsunuz. Tebrik ederiz. Farklı ve ölçülüsünüz diye de teşekkür etmiş. Teşekkür ederiz. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Başka gelen değerlendirmeler var. Onları inşallah ilerleyen haftalarda fırsat buldukça, zaman buldukça isimlerini de zikredeceğiz burada. Hocam size gelenler var mı? Bana birçok kişiden de arkadaşlarımdan tebrikler var. Selam söylüyorlar. Artık Yunus geldiğinde tüm evet. Kadro buradayken inşallah. Herkesin ismiyle selamlarını iletelim. Mutlu oluyorlar bu arkadaşlarımız. Hasan abicim. Sizler olmak çok keyifli. Programı tekrar beraber olmak izleyenlerle büyük keyif veriyor. Gelecek hafta maçları da çok keyifli. Evet. Büyük heyecanla bekliyoruz. Bakalım bu sezon dört büyükler mi yoksa artık dört büyük de kalmadı. İstanbul takımları var. Tabii ki. Sekiz yani tane. İstanbul Ligi'ne benzedi. İstanbul Ligi'ne benzedi. Evet. Yani o yüzden evet. Anadolu takımlarını da başarılarla evet. Bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Güzel bir program oldu. İnşallah haftaya buluşmak üzere diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.